2010 tarihinde İngiltere'ye gitmeden önce Allah rahmet eylesin Abdullah Yiğen abiyi ziyarete gitme imkanım oldu. O zaman tabii böyle biraz daha heyecanlıyım. Dedim Abdullah Yiğen abi ben böyle İngiltere'ye gideceğim. Orada işte akademik çalışmalar yapmak istiyorum. Böyle üstad hakkında, Bediüzzaman hakkında, Risale-i Nur hakkında çalışmalar yapsam ne tavsiye edersiniz? Tabii o zaman ben hiç unutmayacağım bir tavsiyede bulundu. Dedi ki sen alanında iyi bir akademisyen, bir nur talebesi ol. En güzel hizmeti öyle yaparsın. Yani illa şu alanda bu alanda hizmet etmek, yani böyle şu alanda bu alanda üstad hakkında yazmak zorunda değilsin diye. Tabii daha sonra ben oraya gittim. İnsan hakları üzerine araştırma yaparken bu İslam hukukunda insan hakları ile ilgili çok fazla bir boşluk olduğunu ve tabi bu boşluğun da daha farklı kesimler tarafından, oryantalist söylem tarafından doldurulduğunu ve yanlış bir yönlendirme olduğunu fark ettim. İslam hukukunda insan haklarına bir yöneliş oldu bende. Daha sonra tezimi yazarken İslam hukukunda ismet diye bir kavramın günümüz insan haklarıyla benzerliği üzerine tabi tezimi kuruyordum. Tabii gene kendim hususi böyle Risale-i Nur'dan okurken bir baktım Bediüzzaman Hazretleri de ismet söylüyor. Tabii bunun beraber kullanıldığı kavramlar var. Bazı yerde fıkıh kitaplarında ismet diyor, bazı yerde hürmet diyor. Hakın diyor, men diyor. Bir baktım hürmet, ismet beraber kullanıyor ve tam benim tezimde kullandığım anlamda kullanıyor. Ve baktım tam benim çalıştığım dönemde yazdığı eserlerde kullanıyor. İşte 1909'da Münazaratta, 1920'de Lemaat'ta kullanıyor. Ve o dönemki tartışmalara aslında bir şeyler o da söylemiş. Ve tam böyle nokta atışı isabetli bir şekilde bir şeyler söylemiş. Ama o dönemin çalışmalarına baktığımız zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin ismi maalesef geçmiyor. O dönemin işte fikir insanları, aydınları ile ilgili işte Namık Kemal'i duyuyoruz, Seyit Paşa'yı duyuyoruz, işte Halim Seyit Paşa, Sait Paşa'yı duyuyoruz, Mehmet Seyit Beyleri duyuyoruz. Ama hani böyle Bediüzzaman bu konularda ne demiş? Bununla ilgili işte özellikle akademik camiada çok fazla bir şey yok. İşte Bediüzzaman Hazretleri üzerine, Risale-i Nur üzerine spesifik çalışmalar var ama ben şahsen kendi kanaatim, herkesin kendi sahası içerisinde, kendi çalışma alanı içerisinde Risale-i Nur'dan istifade edeceği yönlerin olabileceğini bu okumalarım sırasında fark ettim.